şey yani şu sıralı özellikle hafızalarda hasta muhafızda süreci yıllar ki belirliyor. Mesela Aysel Solon'un durumunu hepimiz biliyoruz. Mehmet Özkan yani neredeyse artık serbest bırakılması yaşamasını geçti. Veda hakkı için serbest bırakılmasını demek durumunda kalacak. O durumdayken hasta muhafızların sağlığa erişim hakkı engellenirken merkezde hafızları komisyonları çok bugün eş zamanlı olarak basın medya açık toplantısı yapacak ve açıklama yapacak. Biz de burada başa bakıyoruz. Ağır hasta mahpuslar için acil tahliye talep ediyoruz. Uluslararası mevzuat özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin yaşam hakkının korunması konusunda devletlere pozitif yükümlülükler yüklemiştir. Devletler özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişilerin sağlığa erişim hakkı konusunda özgür bireylerle eşit şartlarda bulunmasını sağlamakla yükümlüdürler. Tüm bu anılan ve standartların belirtildiği sözleşmeler, kanunlar ile tavsiye kararlarına rağmen Türkiye hapishaneleri hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı mekanlardandır. Türkiye hapishaneleri başta yaşam hakkı ihlalleri olmak üzere birçok insanlık dışı ve onur kırıcı muamelenin gerçekleştirildiği birer insan hakları ihlal merkezlerine dönüştürülmüştür. Sürekli olarak artan mahpus sayısı yapılan hak ihlallerinin önemli bir göstergesidir. Ceza ve tevkif evlerinin 31.10.2021 tarihli istatistiklerine göre hapishanelerde 294.930 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Hapishanelerdeki uygulamalar kişilerin yalnızca özgürlüğünden yoksun bırakılan bireyler olmasının dışına çıkartılarak pek çok hak ihlali yaşamalarına neden olmaktadır. Bunlar sevk ve sürgünler, ailelerinden uzak hapishanelerde tutulmaları, tecrit ve izolasyon, ailelere görüş haklarının engellenmesi, iletişim araçlarından faydalanamamaları, haberleşme haklarının engellenmesi, adil yargılanma haklarından mahrum bırakılmaları, disiplin cezaları, denetimli serbestlik ve koşullu salıverme haklarının gözlem kurulu kararıyla engellenmesi, işkence ve kötü muamele, çıplak arama ve spor ve atölye faaliyetlerinin kısıtlanması gibi daha pek çok ihlal sayılabilmektedir. İmralı hapishanesini tutturan Abdullah Öcalan ve arkadaşlarının üzerinde uzun yıllardır ağırlaşarak devam eden bir tecrit mekanizması bulunmaktadır. Avukatların ve ailelerin görüş talepleri sürekli olarak reddedilmekte, CPT tavsiyeleri ve Mandela kuralları hiçe sayılmaktadır. Diğer cezaevlerinde de mahpuslar üzerinde çeşitli tecrit yöntemleri uygulanmakta, mahpuslar keyfi olarak tekli hücrelerde tutulmakta, aile ve telefon görüşleri yasaklanmaktadır. En son olarak Kandıra 1 nolu F tipi hapishanesinde işkence ve cinsel saldırıya uğrayan Garibe Gezer tutulduğu tek kişilik hücrede yaşamını yitirmiştir. Garibe Gezer'in yaşamını yitirmesine neden olan maruz kaldığı saldırılar ve cenaze işlemleri sırasında basına yansıyan görüntüler kamu gücünü elinde bulunduranların mahpuslara ve yakınlarına insanlık dışı bir yaklaşım içinde olduklarının en somut örneğidir. Türkiye'nin hapishane rejiminin en önemli sorunlarından biri de hasta mahpusların yaşamış olduğu hak ihlalleri gelmektedir. Türkiye hapishanelerinde tespit edebildiğimiz kadarıyla 604'ü ağır olmak üzere 1605 hasta mahpus bulunmaktadır. Elbette ki bu sayı hastaların çok az bir kısmına tekabül etmektedir. Ceza ve tevkif evleri hasta mahpuslarla ilgili bir veri paylaşmadığı için net sayılara ulaşılamamaktadır. Hapishanelerde yaşlı mahpuslar, ağır kalp ve kanser hastaları, çoklu kronik rahatsızlıkları bulunanlar, ağır psikolojik rahatsızlıkları olanlar ve yaşamını tek başına devam ettiremeyen yüzlerce mahpusun ne tedavileri yapılabiliyor ne de infazları erteleniyor. Hasta mahpuslar hapishanelerde tedavi olanaklarından mahrum bırakılmakta, tedavilerinin hapishaneler dışında gerçekleştirilmesi için yapılan başvurular çoğu zaman reddedilmektedir. Hapishanede yaşamını idame ettiremeyecek derecede ağır hasta olan mahpuslar hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan taraflı
ve bilimsel gerçeklikten uzak raporlar nedeniyle hasta mahpusların hapishanede geçirdikleri süreler uzamakta ve hastalıkları ilerlemektedir. Özellikle COVID-19 salgınının kronik rahatsızlığı bulunan kişiler üzerinde olumsuz etkisinin ağır hasta mahpuslar için ciddi bir tehdit olduğunu belirtmek isteriz. 2020 yılı başından bugüne kadar 7'si infaz ertelemelerinden kısa bir süre sonra olmak üzere en az 59 hasta mahpus yaşamını yitirmiştir. Yaşamlarını yitiren mahpusların sayılarının daha da artmaması amacıyla tüm hasta mahpusların tahliye edilerek tedavilerinin tam teşekküllü hastanelerde yapılması gerekmektedir. Hastane ortamında tedavileri yapılmayan birçok hasta mahpus hapishanelerde yaşamını yitirmektedir. Tahliye edilebilen çok sayıdaki mahpus da ancak yaşamının son dönemlerinde gelindiğinde tahliye edilmekte ve kısa bir süre sonra yaşamlarını yitirmektedir. Mehmet Ali Çelebi, 4. evre kanser hastası olmasına rağmen uzun bir süre tahliye edilmemiş, ancak geri dönülemeyecek boyuta gelindiğinde infazı ertelendi ve 10 gün sonra da kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında yaşamını yitirdi. Yine son olarak İskenderun T tipi kapalı hapishanesinde tutulan ve tedavisi yapılmayan Rojavalı ağır hasta mahpus Bengil Muhammed'in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Emin Özkan ve Aysel Tul üzerinde ağır hasta mahpuslar tüm başvurulara rağmen tahliye edilmeyerek yaşam hakları ihlal edilmektedir. Ayrıca Mart 2020'de Türkiye'de de pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle hapishanelerde yeterli tedbirler alınmamış, mahpuslar yaşamlarını yitirmişlerdir. Hala oda aramalarında, mahkeme ve hastane sevklerinde tedbirler alınmadığı için mahpuslar virüs kapmaktadırlar. Özellikle yaşı ilerlemiş ve kronik hastalıkları olanlar hala risk altındadır. İnsan Hakları Derneği olarak taleplerimiz, mahpusların tedavilerinin düzenli bir şekilde uygun koşullarda yapılması sağlanmalı, tedavisi cezaevinde yapılmayacak mahpusların tahliyeleri sağlanmalı, Adli Tıp Kurumu infazın ertelemesi raporunda son ve tek merci olmaktan çıkarılmalıdır. İnfazı ertelenen mahpusların tedavileri için sağlık giderleri devlet tarafından karşılanmalıdır. Sağlık sebebiyle infazın ertelenmesi kararında Cumhuriyet Savcıları'nın takdir yetkisi kaldırılmalı, hastanelerin verdiği raporlar esas alınarak cezaların infazları ertelenmelidir. Cezaevlerinde kapasite sorununa rağmen infaz yasasına aykırı bir şekilde tek kişilik hücrelerde tutulan çok sayıda tutuklu ve hükümlü bulunduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Tecrit uygulamaları mahpusların fiziksel, psikolojik, sosyal bütünlüklerini bozmakla ve insanın varoluşuna aykırı olarak bir işkence yöntemidir. Tecride dayalı infaz rejimi uygulayanların inisiyatiflerinden bırakılmaz, derhal kaldırılmalıdır. İmralı cezaevinde Abdullah Öcalan ve arkadaşlarına uygulanan özel hukuk ve ağırlaştırılmış tecrit kaldırılmalı, aile ve afet görüş hakları tanınmalı ve yasal haklarından yararlanmalıdırlar. Ahim'in kaytan Türkiye kararı uyarınca mahpusların müddetnamelerinde yaşları ve sağlık durumları dikkate alınarak tahliye olabileceklere uygun tarih yer alınmalıdır. Ahim'in Güray Çetin, Türkiye kararında belirttiği hususlara uyulmalı, hasta mahpusların tahliye edilmemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesinin ihlali olduğu hatırda tutulmalıdır. Mahpuslar aşırı kalabalık koğuşlarda tutulmamalı, havalandırma haklarından kesintisiz bir şekilde yararlandırılmalı, temiz su ve sıcak suya erişimleri sağlanmalıdır. Hapishanelerde sürekli olarak ve mahpus sayısına uygun şekilde sağlık personeli bulundurulmadığı hastanede sevkler esasında tek kişilik bin araçlarıyla değil, ambulans gibi araçlarla sevk sağlamalıdır.
Mahpusların sağlıklı beslenmeleri için yeterli ve besleyici iaşe bedelleri karşılanmalı, diyet yemeği ile beslenenlerin diyet yemeği uygun şekilde verilmelidir. Ceza infaz memurları ve hapishane idarelerinin olumsuz ve hatta suç teşkil eden tutumlarının önüne geçmek için etkili bir denetim mekanizması oluşturulmalı, baroların ve insan hakları örgütlerinin bu denetim süreçlerine aktif bir şekilde katılmaları sağlanmalıdır. İnsan Hakları Derneği Merkezi Hapishaneler Komisyonu.